Sayenizde nikahımız kıyıldı. Tekrar hanemde huzuru buldum hünkârım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne vakit dönüyorsunuz Antakya'ya? Hürrem Sultanımız mermer köşkü tahsis etmişler. Bir iki gün kalıp yola revan oluruz. Gel. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Hoş geldiniz aslanlarım. Hünkârım. Müsaadeniz olursa yarın Amasya'ya dönmek isterim. Yarınki divana katıl, ondan sonra dönersin. Yarın ocağa yeni bir ağa tayin edeceğim. Senin de olmanı isterim. Malum Yeniçeriler seni pek bir seviyor. Hünkârım, ben gücümü sizin mutlak iradenizden ve sevginizden alıyorum. Alemin bütün orduları birlik olup önümde diz çökse bu değişmez. Çocukluk ve gençlik bitti Mustafa'm. Sen artık olgun ve tecrübeli bir şehzadesin. Kiminle nasıl bir münasebet kuracağına dikkat etmelisin. Misal, Kapıdan Paşa. Eğer onun kızını kendine müsahibe olarak alırsan, buna elbet birileri yanlış anlayıp Kapıdan Paşa'yla işbirliği içerisinde olduğunu düşünebilir. Bağışlayın. Paşamızın size olan sadakati herkesin malumu olduğu için böyle düşüneceklerine ihtimal vermedim. Vereceksin Mustafa. Bir şehzade her ihtimali düşünmeli. Gel. Hünkârım. Söyle. Nazenin Hatun'un doğumu başladı. Fatma Sultanımız size malumat vermemi istediler. Hünkârım.
Seni böyle ayakta karşımda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Afiyette misin Kapıdan Paşa? Şükürler olsun saatim yerinde hünkârım. Az evvel buraya gelirken bir evladınızın daha olduğunu işittim. Allah bağışlasın. Amin. Gel şöyle. Hünkârım, daha evvel konuşmaya fırsat bulamamıştık. Bir yandan hastalıklar, bir yandan hadiseler. Ama gördüğünüz gibi ayaktayım. Yanınızdayım. Bu vesileyle azil ricamı bir daha dile getirmek isterim. Biz seni nice zaferler kazandık Kapıdan Paşa. Nice yerler fethettik. Sen donanmanla denizdeyken kafir kayık dahi yüzdüremez oldu. Arkamda bir cihan sultanı varken kim olsa korkardı. Senin bana ve devletime olan sadakatini cümle alem bilir. Hiç kimse bilmezse ben bilirim Kapıdan Paşa. Sen benim yalnızca kaptanı deryam değil, aynı zamanda dostumsun. Biz seninle iki yol arkadaşıyız. Yedi iklimin padişahı beni dostu olarak görüyorsa ne âlâ. Artık ölsem de gam yemem. Zaman insanın gençliğini alıp götürse de insanın kalbi, ruhu yaşlanmaz. Hayrettin. Hele ki aklı daha da bir keskinleşir. Bu yüzden senin azil arzını kabul etmiyorum. Nefes aldığın müddetçe donanmamın başında sen olacaksın. Selim'in yaptıklarını duydun mu? Hayırdır inşallah. Çarşıda tebdil gezerken bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Daha da fenası hadiseyi örtbas etmeye kalkmış. Emin misin bundan? Kadıya şikayet etmişler. Lakin ne hikmetse şikayet geri alınmış, şahitler de susturulmuş. Hadisenin nasıl olduğunu bilmiyorum lakin Selim durduk yere kimsenin canını yakmaz. Selim'e ayyaş demiş, gafil. Kadın düşkünü demiş. Yazık. Bir şehzade böyle mi anılmalı? Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Hürrem. Hataları var. Lakin bu çirkin ithamları zinhar hak etmiyor. Uzun zamandır şaraptan uzak duruyor. Hareminin nizamını bizatihi sağladım. Yakında baba olacak. Her ne sebeple olursa olsun bu yaptığı kabul edilemez. Benim evlatlarım adaleti sağlamaktan kaçarlarsa ben kullarımın adaletime riayet etmelerini nasıl beklerim? Ruzu mahşerde Cenab-ı Hakk'ın yüzüne nasıl bakarım? Bu dünyada nizamı nasıl sağlarım? Şehzadeler elbet hata yapar Süleyman. Her biri senin aklına ve alakana muhtaç. Selim'in üzerindeki mesuliyet büyük. Tecrübesiz. Mustafa bile yaşına ve tecrübesine rağmen nasıl hatalar yaptı gördün. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem, gereğine ise yaparım. Hiç kimse benim adaletimi gölgeleyemez. Hekimbaşı ile konuştum hünkârım. Hızır Hayrettin Paşa'nın saatiyle bizzat alakadar oluyor. Paşamızın saati gün geçtikçe iyiye gidiyormuş. Kapıdan Paşa nice fırtınalar atlattı.
Bunu da atlatır evvelallah. Haklısınız hünkârım. Bu yüce devlete daha nice hizmetleri olacak. İnşallah. Nasuh Efendi'yi Anadolu illerini ziyaret etmesi için vazifelendirmiştim. Gelirken eli boş gelmemiş, yanında küp küp bal getirmiş. Bu küpü de Kapıdan Paşa'ya ayırdım. Yesin ki kuvvetine kuvvet katsın. Sıhhat gelsin. Ben alakadar olurum hünkârım. Hünkârım, merakımı bağışlayın. Nasuh Efendi Anadolu'ya neden gitti? Sancaklarda vaziyet nedir, teftiş etmesini istedim. Umarım canınızı sıkacak bir haber getirmemiştir. Gel. Hünkârım, Hurri Cihan Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bağışlayın. Sizi rahatsız ediyorum ama... Eğer Bayezid'le alakalı konuşmaya geldiysen kendini hiç yorma. Bu mesele Bayezid'le benim aramda. Sen uzak duracaksın. O yüzden gelmedim hünkârım. Size bunu getirdim. Bu defter? Rahmetli babamın defteri. Vaktiyle can yoldaşınız. Dostunuz. Kardeşiniz olan İbrahim Paşa'nın defteri. Size hediye etmişsiniz. O gece hemen yanınızdaki odada neler oldu hakkında çok şey işittim. Ölüm emrini sizin verdiğinizi söylediler. Hiç inanmadım buna. İnanmam. Bu defter de bunun ispatıdır zaten. Bu sizde kalmalı hünkârım. Çünkü her satırı size adanmış. Bayezid'le alakalı ne hüküm vereceğinizi bilemem. Ama şehzademiz sizin sevginiz için canını hiçe sayar. Hükmünüzü verirken ne olur unutmayın bunu. Hünkârım, emriniz üzere şehzadelerimizin sancaklarını dolaştım hünkârım. Evlatlarım nasıl? Çok şükür. Hepsi de sağlıklı ve vazifelerinin başındalar. Henüz geldiğim için vaziyetleri hakkında telhis hazırlayacak vaktim olmadı. Bilahare arz edersin. Sen gördüğün, işittiğin ne varsa olduğu gibi anlat. Evvela Mustafa'mdan bahset. Amasya'da vaziyet nedir?
Ahali nasıl? Mustafa'mdan memnunlar mı? Ahali şehzademizi Amasya için bir lütuf olarak görüyor hünkârım. Hizmetleriyle herkesin gönlünü fethetmişler. Herkes nasıl memnun olur? Nasıl? Hiç mi şikayet yok hakkında? Var elbet. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan siz yüce padişahımızın adaletini tesis ettikleri için bundan şikayetçi bazı tüccarlar mevcut. Menfaatleri bozulmuş zira. Başka? Başka. Mahidevran Sultanımız. Kendilerini hayır işlerine adamışlar. Bir vakıf kurmuşlar. Bu yolla dört bir yandaki ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklermiş. Allah kabul etsin. Lakin benim neden haberim yok bu vakıftan? Henüz faaliyete geçmiş değil hünkârım. Usuller neyse aynen tatbik edilecektir muhakkak. Her şeyde olduğu gibi övgünün ve takdirin de fazlası zarardır Nasuh. İnşallah ahalinin bu sevgisi benim oğlumu gurura ve kibre sürüklemez. Mustafa'mın mazideki hatalara düşmesini arzu etmem. Şehzademiz yaşadıklarından ders almıştır hünkârım. İnşallah. Kapıdan Paşa'nın kızı Mihrunnisa Hatun, Mustafa'nın müsahibesiymiş. Hala vazifesinin başında mı? Hayır hünkârım. Amasya'da değil. Şehzademiz arzunuz üzere Mihrunnisa Hatun'u azletmişler. Hala. Doğru olan da bu. Bir şehzade kiminle münasebet kurduğuna dikkat etmeli. Bayezid'im nasıl? Kütahya'da her şey yolunda mı? Şehzademiz Bayezid sarayda pek durmuyorlar. Mütemadiyen ahalinin arasındalar. Onların sıkıntılarını dinleyip çare arıyorlar. Kendini tehlikeye atmıyor inşallah. Ben de vaktiyle kendilerini defalarca ikaz ettim. Ancak bu hususta pek dikkatli oldukları söylenemez. Neyse ki Lala Mustafa bir gölge gibi yanlarında emniyetleri için her türlü tedbiri alıyor. Bayezid'im coşkun bir ırmak matrakçı. Hele yağmur yağmaya görsün, taşıp etrafını yıkıyor. Bir an evvel durulup yatağını bulması icap eder. Zamanla durulup size layık bir şehzade olduklarını ispat edeceklerdir. İnşallah. Manisa'dan ne havadisler getirdin? Selim'im nasıl? Manisa'ya gider gitmez ahalinin dertleriyle meşgul olmuşlar hünkârım. Nicedir devam eden su meselesini halledip herkesi memnun etmişler. Nasıl halletmiş? İki ayrı yerden kanallar açılarak şehre su getirilmesini emretmişler. Hayli masraflı olduğu için divanda karşı çıkılmış. Lakin şehzademiz masrafların bir kısmının kendi tahsisatlarından karşılanmasını istemişler. Âlâ. Hareminde vaziyeti nedir? Gözdelerinden Nurbanu Hatun'un gebe olduğunu işittim. Haberim var. Hürrem söyledi. Baba olmak onun mesuliyetlerini arttıracaktır. Yediğine içtiğine dikkat ediyor mu? Maalesef hünkârım. Şehzademiz bazı kötü alışkanlıklarını henüz terk etmiş değiller. Saraya giren şarabın haddi hesabı yok deniyor. Anladım. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, bir husus daha var. Şehzademiz Selim, çarşıda tebdil haldeyken bir hadiseye karışmışlar. Bir esnaf öldürülmüş. Esnafın karısı da şehzademizi kadıya şikayet etmiş. Ancak dava görülmeden kapanmış. Mesele neymiş? Şehzademiz tebdil oldukları için gafil bilememiş. Kendileri hakkında... Af buyurun. Haşa huzurdan. Ayyaş. Kadın düşkünü gibi laflar etmiş. Dava nasıl kapanmış peki? Esnafın karısı şikayetini geri çekmiş diyorlar. Şahitler de susmuşlar. Ahalinin dediğine göre hünkârım,
hadise örtbas edilmiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Nihayet tekrardan aramızdasın Kapıdan Paşa. Sayenizde hünkârım. Hekimlerinizin hazırladığı ilaçlar iyi geldi. İlaveten yolladığınız bal için müteşekkirim. Vaziyet nedir? Akdeniz'de sular durgun hünkârım. Lakin yarın ne olacağını tahayyül etmek güç. Şarken ve Ferdinand rahat dururlar mı bilinmez. Siz yine de yüce gönlünüzü ferah tutun. Donanmamız muhtemel bir sefer için her daim hazır. Sen donanmanın başında olduğun müddetçe benim içim her daim rahat Kapıdan Paşa. Çünkü... Kapıdan Paşa. Paşa. Ya Allah. Kapıdan Paşa! Kapıdan Paşa! Ağlar! Hekim çağırın. Kapıdan Paşa. Vaziyeti nedir? Daha evvelki hastalığı nüksetmiş olmalı hünkârım. Bir hayli yorgun düşmüşler. Sarayına götürmek icap eder, istirahat etmeleri lazımdır. İcap eden neyse ziyadesiyle yapasın. Kapıdan Paşa. Hünkârım. Korkuttun bizi. Azrail bir kez daha yokladı hünkârım. Dersini almamış belli ki. Almış olsaydı... daha gidecek yolum olduğunu idrak eder. Benim uğraşmazdı. Sarayına git. İstirahat et. Hekimler ne diyorsa da aynen tatbik et. Emredersiniz hünkârım. Hadi Allah şifa versin. Çıkarken ne çok insan vardı yanımda. Yıllar geçtikçe bir bir azaldılar. Bir avuç kaldılar. Bunlardan biri de sensin nasıl? Lütfediyorsunuz hünkârım. Dostlarımla aramın açılmasına neden olan... beni keder deryasına sürükleyen en vahim şey neydi biliyor musun? Nasıl? Umduğum sadakati görememek. Öyle ki kendi sarayımda olan bitenden haberdar olabilmek için... kendi ağalarıma hususi emirler vermek zorunda kalıyorum. Ne yazık. Sana da hayli mühim bir görev vermiştim. Senden acımasız olmanı istedim. Lakin sen Bayezid hakkındaki gerçeği benden saklamışsın. Taraf tutmuşsun. Bana sadık olmaktansa Bayezid'e sadık olmayı tercih etmişsin. Hünkârım, ben bu meselenin bu kadar büyüyeceğini tahmin ederim. Kim bilir Mustafa hakkında neler sakladın benden? Yollarımı
yolumuz böyle mi ayrılacaktı Masum? Size verebileceğim tek bir cevabım var hünkârım. Aşk. Uğrayacağına olan aşkım gözüm kör etti. Özrün kabahatinden büyük. Bunun nelere mal olacağını bilmez misin? Uğrayacağın beyhanın yanına dönecek. Sen de Kütahya'ya dönüp eşyalarını topla. Seni mülkümün en uzak sarcağına tayin edeceğim. Belki o zaman aklın başına gelir. Hünkârım başka ceza verin. Kütahya'da en azından bir hayali tutunuyorum. Bu hayali elimden almayın. Sus! Bir de utanmadan, sıkılmadan geçmiş karşıma bana ne yapacağımı söylüyorsun. Yıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni. Sizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. Doğduğum günden bu yana abilerimin gölgesinde kaldığımdan mütevellit. Kendimi hep göstermeye çalıştım. Lakin hep elime yüzüme bulaştırıyorum. Abilerinin gölgesinde kaldığını mı düşünüyorsun? İlk göz ağrınız Mustafa abimdi. Cesur, akıllı. Sonra abim Mehmet. Sizin kıymetlinizdi. Öyle ki mezarın üstüne taht koydurdunuz. Ve Selim abim. Manisa sancağına layık gördünüz onu da. Abilerin gibi sen de benim bir parçamsın Beyazıt. Hatta öyle ki senin şu saman alevi gibi parlayan öfken olmasa İçlerinde bana en çok benzeyen de sensin. Hüdayun abi değilsin.
Senin toprağını hazırlayan, tohumunu eken, suyunu veren ben. Nasıl ki bir baba olarak senin başarılarında gurur duyuyorsam, yaptığın hataların da mesuliyetini almam gerekir üzerime. Demek ki ben sana bir şeyleri yanlış ya da eksik öğretmişim. Söylememişim. Canımdan bir parça olduğunu hissettirememişim. Bağışla baba.